Herkese merhabalar ben Yüksel. Umarım hepiniz iyisinizdir. Valorant'ın 2. bölüm 3. kısım yani 2.08 yama notları yayınlandı. Bu yama notları dışında sizin birçok sorduğunuz soruya yine bu video içerisinde cevap vermeye çalışacağım. Bunun dışında güncelleme Amerika bölgesinde yayınlandı. Dosyalara eklenen bazı şeyler var. Yeni oyun moduyla veya gelecekte olabilecek bir karakterle alakalı olduğu düşünülen bir ne denir dizilim mi eklendi? Artık o tarz bir şeyler oldu. Bundan da bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca devam eden çekilişe de açıklamalar kısmındaki linkten katılabilirsiniz. Onun da son gününe giriyoruz. Bu çekiliş sonlandığı gibi de yeni bir çekilişe başlayacağız. Girişimizi yaptığımıza göre güncellememiz hakkında konuşmaya başlayabiliriz. 2.08 yama notları yayınlandı demiştik. Yama notlarında o kadar ayrıntılı şeyler yok. Tabii ki de gelecek en önemli özellik yeni haritamız olacak. Bununla birlikte yarın sabah saat 6'da oyun kapanacaktır. En geç de saat 10'da oyun açılmış olur diye düşünüyorum. Harita güncellemesi konusunda şöyle güzel bir detay var. Breeze ile birlikte oyuna 2 haftalık Breeze'e özel özel derecesiz eşleştirme sırası ekleyecekler. Yani bu ne anlama geliyor? Tıpkı derecesiz ve rekabete dayalı da bir ayrım yapabildiğiniz gibi Breeze'e özel bir seçim ekranı da olacak karşımızda bunu harita seçme geliyor vesaire diye yorumlayanlar da olmuş fakat bu tarz bir şey değil sadece Breeze'e özel ve 2 haftalık bir şey olacak. Bu 2 haftanın sonunda Breeze yine derecesiz ve dereceli oyun modlarına eklenecek. Ayrıca Mayıs sonunda olacak bu küçük dünya şampiyonluğu nitelindeki Master 2 turnuvasında da bu yeni haritamız oynanılabilir durumda olacak. Yani anlayacağınız 2 hafta boyunca sadece Breeze oynayabileceğiniz bir 5'e 5 derecesiz oyun modu geliyor. Bunun dışında yine diğer küçük oyun modlarında da Breeze oynayabileceksiniz. Bu güncelleme ile birlikte oyuna eklenecek en önemli özelliklerden biri de rapor geri bildirimi oyuna ekleniyor. Raporladığınız rahatsızlık veren oyunculara karşı işlem başlattıkları zaman artık bizi haberdar edeceklermiş. Bununla birlikte ilk kez kural ihlalinde bulunan oyunculara da davranış kurallarını hatırlatacak bir sekme oyuna eklenecekmiş. Yani bir nevi uyarı verecekler kendilerine. Bu tarz küçük değişikliklerimizin yanında da işte birkaç hata oyun içerisindeki düzeltilmiş. Bunlar zaten her güncellemede olan şeyler. Karakter ve silah düzenlemeleri bekleyen bazı arkadaşlar olmuş. Fakat şu an için gerçekten çok önemli bir turnuva dönemindeyiz. Ve bu turnuva dönemi içerisinde büyük karakter ve silah düzenlemeleri gelmeyecektir. Az önce de bahsettiğim Mayıs'taki turnuva sonlandıktan sonra çok ciddi değişiklikler göreceğimizi hatta bir meta değişikliği görebileceğimizi düşünüyorum. Yine her kısmın başında olduğu gibi 3. kısma özel de resmi bir oynanış videosu oranın tüm YouTube hesaplarından yayınlandı ki gidip onları izleyebilirsiniz. Bunu da belirtelim. Oyuna yine savaş bileti kartlarının dışında duality adı altında bir oyuncu kartı da ekleniyor. Bunu nasıl elde edeceğiz? Şu an için bilmiyorum. Fakat önemli bir kart olduğunu düşünüyorum. Özellikle de hikaye açısından isminden de anlaşılacağı üzere paralel evrenleri referans gösteren bir kart olacaktır diye düşünüyorum. Bildiğiniz gibi hikaye videolarına da başladık. Buna da ilerleyen zamanlarda değineceğiz. Önceki videolarda sizlere pride temalı oyuncu kartlarının oyuna ekleneceğini söylemiştim. Aynı zamanda da oyuncu başlıkları, ünvanları da eklenecek Pride ile alakalı. Bunlardan biri Pride, diğeri de Ally olacak. Bunlar da küçük düzenlemelerimiz. Tahminimce bunlar 3 Haziran'da oyuna eklenecektir. Bu kısım başında rankımız düşecek mi vesaire tarzında soru sorun arkadaşlar olmuş. Geçen kısımın başında nasıl olduysa bu kısımda da aynı sistem ilerleyecek. Beceri kademeniz kısım başlangıcında düşürülmeyecek. Radiant ve Ölümsüz arkadaşların kademe puanı %90 azaltılacak ve bir haftalığını o Radiant sıralaması, Radiant tablosu geçerli olmayacak. Bir haftanın sonunda aktif hale gelecek. Bu kısım 8 hafta sürecek. Yine savaş bileti için 8 hafta boyunca her hafta üçer tane olmak üzere o görevler yapacaksınız. Ve XP'lerine baktığımız zaman gerçekten iyi puanlar veriyorlar. Ben size yine Şikin paylaştığı bütün haftalık görevleri de karşınızda gösteriyorum İngilizce olarak. Merak edenler için sabitlediğim yoruma da bunların Türkçe ne anlama geldiğini yazarım eğer bilmeyenler varsa. Eğer oyunu çok oynayan biriyseniz yaklaşık 4-5 hafta içerisinde savaş biletini bitireceksinizdir diye düşünüyorum. Yine bütün görevleri tamamladığınız sonunda da bu kısım bittiği zaman savaş biletini tamamlamış olacaksınız. Bu konuların ardından da kanalımızın topluluk tarafına bakmayı unutmayın. Orada birçok arkadaşım birçok sorusuna cevap verdim. Ayrıntılı olarak güncellemenin boyutu 1.5 GB olacağı kadar ayrıntılı cevaplar verdim. Merak ettiğiniz sorular varsa o kısma bakmayı unutmayın. Eğer aradığınız sorunu, aradığınız cevap orada yoksa da mutlaka sorunuzu yazmayı unutmayın. Bilmiyorsam da öğrenir yazarım. Evet şimdi yeni oyun moduyla alakalı olabileceğini düşündüğümüz kısma geçelim. Down yani düşürüldü, düşmüş tarzında bir yazılım dizilim oyuna eklendi. Artık ne olarak adlandırılıyor bilmiyorum. Bu down olarak adlandırılan şeyi yere düşürüldü, yere serildi olarak çevirebilirsiniz. Genel olarak Battle Royale oyunlarında aşina olduğumuz bir şey bu. Bu durumun ayrıntıları vesaire de ortaya çıktı. Onlardan bahsedeyim sizlere. Yere serildiğiniz zaman yüz canınız oluyor o yerdeki pozisyonunuzda ve 15 saniye bir kanamanız oluyor. Eğer 15 saniye dışında bir revive alamazsanız yani kimse sizi kaldıramazsa karakteriniz ölüyor. Karakteriniz canlandığı zaman 50 yani yarım cana sahip oluyorsunuz. Canlandırma süresi 2 saniye boyunca sürüyor ve yine bu canlandırmayı gösteren çeşitli bildirimler alıyoruz. Yine canlandırma 2 metre uzaklıktan yapılabiliyor ve hani bu duruma baktığınız zaman fazlasıyla o Battle Royale'deki yere düşen arkadaşımızı kaldırmaya yönelik yaptığımız işleme benzer bir durum karşımızda. Kısımların ortalarında yeni oyun modları görmemiz çok da enteresan olmayan durumlardan biri. Yine bu kısmın ortasında da yeni oyun modu görebiliriz. Veya bugün şu an gördüğümüz şeyler 3. bölümün başında gelecek bir oyun moduna ait olabilir. Siz konuyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Bunları mutlaka yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Ben size ilk bilgilendirmeyi yaptım. Bundan sonraki güncellemeyi de bir sürpriz olmaz ise 2 hafta sonra alacağız. Yine konuyla alakalı benzer şeyler gelirse yine sizi bilgilendirmeye çalışırım. Unuttum veya atladığım bir şey yoktur diye düşünüyorum. Siz gene hem yorumlar kısmında hem de, topluluk tarafındaki o postun altına merak ettiğiniz şeyleri yazmayı unutmayın. Ama lütfen aynı şeyleri yazmayın. Çünkü çok fazla cevaplandırdım. Topluluk tarafına bakın önce derim ben sizlere. Ben bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yine Instagram'dan ve Twitter'dan beni takip edebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize çok iyi bakın.